su gül aldım. Yoldaki herkesi dövdüm. Nedir bu güzel hediyenin sebebi dediklerinde? Onlara Peygamberimizi anlattım. Günderi çok seviyorum Allahım. Peygamberimizi çok seviyorum. Efendimizle bizleri cennete kavuştur Allahım. Tarih 24 Eylül 622. Yer Medine şehrinin yakınlarındaki Seniyetül Veda tepeleri. Sevgili peygamberimiz yanında sadık dostu Hazreti Ebu Bekir'le beraber şehre girmek üzereler. Medineli müminler büyük bir sevinç ve heyecanla bekledikleri bu değerli misafirlerini karşılamak üzereler. Çocuklarına en güzel elbiselerini giydirmişler. Kızlı erkekli gruplar halinde Medine'nin çocukları bir mutluluk şarkısı okuyorlar. Ay doğdu üzerimize Veda tepelerinden şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden ey içimizden seçilen ve kutlu elçi olarak bize gönderilen hoş geldin Medine'mize şeref verdin ey insanların en hayırlısı hoş geldin diyerek sevgili peygamberimize sevgilerini ifade ediyorlar. İşte tam bu sırada Peygamber Efendimiz onlara değer verdiğini ifade edercesine yanlarına kadar gelerek soruyor. Beni seviyor musunuz? Hep bir ağızdan cevap veriyorlar. Evet ey Allah'ın Resulü seni çok seviyoruz. Sevgili Peygamberimiz de and olsun ki ben de sizleri çok seviyorum diye karşılık veriyor. Peygamber Efendimizle Medine'nin çocukları arasında kurulan bu sevgi bağı öylesine güçlü, öylesine sıcaktı ki peygamberimizin 10 yıl süresince Medine'de yaşadığı günlerinde çocuklar bu sevgiyi doyasıya hissettiler. Ve sevgili peygamberimiz ahirete irtihal edinceye kadar bu sevgi halesi içinde yaşadılar. Peygamber Efendimizle Medine çocukları arasında yaşanan hatıralar her birisi birer değerli hatıra olarak o çocukların aklında yer etti, anlatıp durdular asırlarca. Peygamber Efendimiz "Çocuklarınız Allah'ın size bir armağanıdır." buyurarak insanlara çocuklarının değerini öğretti. Tavır ve davranışlarıyla çocuklara nasıl davranılması gerektiğinin en güzel örneklerini sundu. Söz gelimi çocuklarla karşılaştığında onlara selam verir, yanaklarını okşar, başlarını sıvazlardı. Peygamberimiz tarafından saçları okşanan çocuklar misler gibi kokardı. Sevgili seyirciler, biraz önce de ifade ettiğimiz üzere, doyasıya yaşadıkları bu sevgi Sevgili peygamberimizin ahirete irtihal etmesiyle bitmişti. Ama Medine çocuklarının peygamberimize olan hasreti ve sevgisi her zaman devam etmişti. Bundan sonraki programlarımızda sevgili peygamberimizle çocuklar arasındaki hatıraları birer birer ele almak üzere son bir detay bilgiye yer vermek istiyorum. Peygamberimiz ahirete irtihal ettiğinde önce Medineli erkekler sonra kadınlar onun cenaze namazını kıldılar. En son cenaze namazını kılanlar ise Medine'nin çocukları oldu ve son yolculuğuna peygamberimizi en son uğurlayanlar yine onlar oldular. Binlerce salat ve selam sevgili peygamberimize Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun.